Merhaba. Merhaba. Biz yeniden yoldayız. Evciler köyünün içinden geçtik. Evlerin hepsi çok güzel boyanmış. Acayip güzel motifler vardı. Size evet. De gösterebildiğimiz kadarını, yakalayabildiğimiz kadarını gösterdik. Köyün eski muhtarın eşi boyamış bu arada onları. Biz çekim için yaklaşırken bir köyde abiden öğrendik. Sağ olsunlar. Bize bu köyde çok iyi baktılar. Evet evet. Domatesler, salatalıklar, karpuzlar, şimdi çıkarayak şeftaliler. Herkes bir şey tutuşturdu elimize. Çok sağ olsunlar. Çok güzel bir yerdi. Şimdi daha güzel bir yere doğru devam evet. ediyoruz. Bulutlara bak. Çok güzel görünüyorlar. Merhaba keçiler. Şuradan da çek. Afiyet olsun. Çekiyor. Radyo açılabildi ama sesini açamıyorum şu anda videoya koyacağımız için. Çekiyor. Senin telefon takılmış olabilir. Bende internet var. Tozu dumana katıyorlardı. Nasıl koşuyorlar? Ağaç dallarına sürte sürte. İnce ince. Bacamızı böyle yamultmuştuk. Evet. Oo, bir toz kokularıyla. Aa, çeşme varmış buradan. Evet. Bir gölet kenarına geldik. Fakat tabii ki her zaman olduğu gibi, her yerde olduğu gibi. Buralar da böyle. Bayağı küçükmüş ama buradaki gölet evcilere göre. Bu aslında o tarafa doğru çok büyük bir baraj göletinin sadece bir kısmı. Hmm. Karşı tepeye doğru bir keşif yapayım. Burada yağmura yakınırsak yol çok zevkli olacak. Evet. Evet, Akören Barajı, sulama barajı burası. Karavanımız şurada. Şöyle yürüdüm, bu tarafa doğru geldim. Şuradaki bent aşağıdaki barajda birleşmesinin önüne geçiyor. Bu taraftaki su fazla gelirse şuradan bir yol yapmışlar. Fazlalık oradan o tarafa doğru akıyor. Oh, yoruldum. Şuradan çıkış biraz sıkıntılı. Zaten oradan çıksak muhtemelen şuradan zorlanacağız bayağı bir. O yüzden şu ağacın yanı uygun olabilir. Orada durabiliriz ya da o geldiğimiz yerde de durabiliriz. Ama her şeyden önemlisi bakalım Gülden beğenecek mi buraları? Beğenmezse yola devam. Gerçi bir de internet çekiyor mu? Esas önemli olan o. Eğer internet çekmiyorsa zaten duramayız burada. O ayırım dediğim yol diğer barajın görseli de bu şekilde. Bu çok daha büyük bir yer, bu taraftaki baraj. Ama bu barajın ulaşım yolu çok arka taraflardan dönüyor. O yüzden yolu uzatmak istemedim. Şimdi karavanın yanına geldim. Ama Gülden kötü haberi verdi. Evet. Telefon çekmiyor. Telefon çekmiyormuş maalesef. O yüzden
bu güzel alanda kalamayacağız. Yani çarpı işareti vardı az önce baktığımda. Şimdi hattın ismi geldi sadece ama hiç çizgi yok. Bu da demek oluyor ki internet yoksa video da olmaz. O yüzden biz duramıyoruz. Ama bu bölgede olan ya da buraya gelmek isteyen biri olursa Akören Barajı diye yazdığınız zaman bizim girdiğimiz toprak yoldan giriyorsunuz ve bu güzelliğe çıkıyorsunuz. Şuradan gözüküyor. Üst taraftan görmüşsündür sen gerçi. Evet orada evet. Şuradaki devamı. Gösterdim arkadaşları da şuradan. Ben de baktık şimdi. Hep beraber. Birkaç fotoğraf çektim ben de inip. Evet. Buralar zaman, böyle dostlar. O zaman biz bir sonraki konak noktasına doğru devam edelim. Geri çıktık. Evet. Bol toz, duman. Öf. Arabanın içi bile toz oldu. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir parmak toz var şu anda ekranda. Evet. İkinci konak noktamıza geldik. Evet. İkinci konak noktamız Çamlıca Bağbozumu Şenlik alanı. Burası. Hemen gösteriyorum. Şurası. Bu tarafa doğru bir geniş alan var. Yolun karşısında da bir orasının yarısı kadar bir alan var ama ortadan yol geçiyor. Böyle bir düzlükte şenlik yapıyorlarmış sanıyorum ama evet, şu anda gösteremediğim. Şimdi hemen gösteriyorum. Biraz öncekini geçtik, o biraz geride kaldı. Evet. Ağacın hemen önünde de askeri bölge tabelası var. Şöyle. Az önceki daha netti de. Silinmiş artık güneş göre göre. Yani o yüzden zaten yol üzeri. Çok evet, da durmaya gerek yok. Aynen. Pınarhisar'a doğru devam ediyoruz. Bir evet, noktamız daha mı var? Birkaç noktamız daha var. Birkaç noktamız daha var aslında. Hadi bakalım. Yine her zamanki gibi en güzelini bulmaya gidiyoruz. Hiç şaşmıyoruz yalnız. Evet. Çok ısrarla, azimle sonunda güzel bir yer buluyoruz. Aynen. Bunu birkaç video önce izleyen arkadaşlar biliyor. Bu arada istersen arka tarafın manzarasını dışarıdan bir çek. Bulutlar inanılmaz gözüküyor. Arka tarafın manzarası. Çekebiliyor muyum hiç bilmiyorum ama dur, ekranı bir açayım. Karavanımız inanılmaz toz olmuş bu arada. Leş muhtemelen gibi leş. Gri gözükmüyoruz artık. Bej rengi olmuşuz. Evet. Şimdi normalde o gölette konaklayabileceğimiz şekilde olsaydı da bir gün konaklayıp diğer konuma devam edecektik aslında. Çünkü bir gün konaklayarak Kırklareli merkeze yaklaşmaya çalışıyoruz ve 2 gün sonra muayenemiz var. Evet. Ve air süspansiyonu sökmem gerekiyor. Ruhsata işletmedik biz. Evet. Bu arada air süspansiyonu ruhsata işletebiliyorsunuz. Onair firması ruhsata işletmek için TSE'den onay belgesi alıyor. Sizin evraklarınızla birlikte belli bir ücret mukabilinde evet, ruhsatınızı işlettiğiniz zaman söktak yapmanıza gerek kalmıyor. Yani projeyi işletmek gerekiyor kısacası. Biz evet, o işlemi yapmadığımız için sökeceğiz, muayeneye öyle gireceğiz. O yüzden biraz da uygun bir alan arıyoruz. O rahatlığa sahip olabileceğimiz, onu söküp takmak için ön hazırlık ve uygun alan gerekiyor. Yavaş yavaş muayeneye hazırlanıyoruz. Bu videoda hep beraber muayeneye gideceğiz bakalım. Yavaş yavaş Yunanistan sınırlarına doğru ilerliyoruz. Bulgaristan sınırının sonlarındayız artık, değil mi? Evet, evet. Muhteşem Trakya Ovası. Bir düzlük. Kocaman. Uçsuz bucaksız düzlükler. Gösteremediğim alanda da sola doğru da çok acayip fazla düzlük var. Yani komple ovaya ineceğiz buradan sonra. Çok büyüleyici bir manzara ya, çok güzel. Evet. Bilmiyorum size ne kadar aktarılıyor ama çok uzak. Muhtemelen kamerada gözükmüyor ama evet. Bir de biraz sisli hava. Evet. En son böyle ova, vadi, düzlüğü nerede gördük biliyor musun? Hatırlıyor musun? Nerede gördük? Hadi hatırla bakayım. Hatırlamıyorum. Şırnak. Güneydoğu taraflarında görmüş olmamız evet, lazım. Güneydoğu'da Harran gördüm. Tarafına doğru olan. Harran'da da değil. Şeyde. Mardin'e, eski Mardin'e çıktığımızda aşağısını gördük böyle. Evet, evet. Eski bu kadar Mardin'in büyük altı değil tabii. Komple etraf bu kadar açık değildi ama orada gördük en son. Ondan sonra hep dağlar.
Bayağı aşağı indik biz de artık. Pınarhisar ilçe merkezi. Hazır ilçe merkezi bulmuşken de market ihtiyacımızı halledelim. Sen bizi bekle çocuk, tamam mı? Öne hemen gelme, geliyoruz. Çok güneş. Oh. 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 Çılgın şehir hayatı. Evet. Evet, market alışverişimizi yaptık ve yola devam ediyoruz. Oh. İlçe merkezinde ağaçlık bir alan var. Hayret. Yukarıda inerken ağaçlar kayboldu demiştim ama. Hem de çam ağaçları falan. Evet evet, bayağı yüksek çam ağaçları. Park alt taraf. Çeşmeye doğru verelim kafamıza. Yol üstünde bir cami çeşmesi. Bugün hava aşırı sıcak. Max size anlatsın. Değil mi Max? Evet, gerçekten çok sıcak bugün. Suyumuzu dolduralım. Evet. Yola devam edelim. Max geri gel. Nefes alacak şimdi. Gel geri, ben ineyim sen bak. Geçeyim. Gel. Oh. Çok kamyonlar geçiyor. Anlatabilecek miyim? Duyabilecek misiniz bilmiyorum ama bir boşluk yakalayıp hemen şu camiden bahsedeyim size. Önünde çeşme bulup durduğumuz cami meğer tarihi bir camiymiş. Üsküpdere Köyü Camii. 1878 ve 1908 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmış onun emriyle. Tarihi bir cami bulmuşuz meğer. Peki, geçtiğimiz yolların tozuna ne diyorsunuz? İçerilere kadar girmişler. Şu zemin siyah biliyorsunuz. Güneş ışıkları çok güzel gözüktü. Bulutların arasından süzülüyor. Oo, ne saçıyor ya? Saman. Saman. Bereli merkeze gelmeden önce bir Şeytan Deresi diye bir yer vardı. Oraya bakalım dedik. Fakat şurada bir vidanjör bir şeyler çekiyor mu, boşaltıyor mu? Boşaltıyor, boşaltıyor. Orada gençler yüzüyorlar o suyun olduğu yerde. Köpüş çekil. Pek de internette gördüğümüz yer gibi bir yer değilmiş. Evet, yani... Köprü altı burası bayağı. Köprü altı, hazırda yatak falan var. Evet. Ya gerçi şu toprak yoldan içeri 300 metre kadar gidiyor ama... Girişi böyleyse içerisi daha da böyledir, evet, bence. Yani... Çok hoş bir alan değil. Başka nokta kaldı mı önümüzde? Hayır. Şimdi sağa çekip inceleme yapmam lazım. Tamam. Son harita incelemelerinden sonra, evet, bir yer bulduk sanıyorum. Kırklareli Barajı'nda baraj manzaralı bir yer. Kırklareli şehir merkezinde çok konaklanacak yer yok gibi. Zaten yakında yine doğada olabilme ihtimali varken, evet, oraya da bir gidip görelim bakalım. Ya şehir merkezinde konaklasanız otoparklar var. Yani otoparka girmeye de gerek yok. Bir de biraz erken çıktık biz yola. İki gün öyle bir yerde kalmak. Bir de varsayalım ki otoparkta kaldık. Şöyle döneyim. Videonun başında da söylediğim gibi amortisörleri değiştirmemiz lazım. Şehir içinde hiç hoş hareketler olmaz bunlar. Ya yapamaz. Zaten otoparkta, evet, sağında solunda araba olacak. Evet evet. Müdahale edemez. Bir ihtimal daha Kırklareli Barajı'na doğru gidiyoruz şimdi. Arada biz geldik Kırklareli. Merhaba Kırklareli. 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 Mutlu insanlar Kırklareli'ye hoş geldiniz. Mutlu insanlar kenti Kırklareli'ye hoş geldiniz tabelası vardı. Oo, mutlu insanlar. Hadi Bulgaristan'a gidelim. Dereköy, Hudut Köyü. Ne
Ne güzel bulutlandı hava. Evet. Ama çok sıcak. Evet, barajın üst tarafına geldik. Ve burada yol bitti. Evet. Kapı var orada. Yanmış buralar ya. Baksana sol tarafa. Evet. Yakmışlar buraları. Evet, su işlerinin bir piknik alanı var. Ama akşam kapanıyormuş burası. Akşam evet. Kapanacağını bile bile de bu saatte girmeye gerek yok. Daha girerken bilet kesiyoruz. Tabii canım, ücretli. Lütfen, belediyeye ait. Devlet su işleri. Şimdi yakında bir yerde daha bir... Bulut geliyor bir tarafa. Şey oldu, evet. Fırtına şeklinde. Çok acayip bir rüzgar geldi bir anda. O kara bulut gözüküyor mu senin oradan, bak? Gözükmez mi? Kara bulut üstümüze doğru geliyor. Evet, burası da olmadı. Ulaşamadık dilediğimiz yere. Haritada yol gözüküyor ama işte piknik alanı o yolu kapatmış. Evet. Bir yol kenarında yeniden harita incelemesi. Hemen şurası tarihi tabyalardan biri. Seyfioğlu tabyası mı demiştin? Evet. Karşıdaki tepe. Şimdi şu bölüme ulaşabileceğimiz bir yol var. Evet. Ondan sonra şu yol hattını takip ederek değerlendirebiliriz. Buradan giriyor o da. Hmm. Evet. Nereden giriyor? Şuradan gireceğiz. Şu yolu takip edeceğiz. Buradan buraya bağlanacak. Umarım. Umarım. Her yer toz oldu ya. Şehri kayboldu, baksana. O rüzgar evet. Şehri yok etti, direkt toz bulutunda kaldı. Toprak yollardan yola devam. Bulutlara doğru gidiyoruz. Yağmurun merkezine gideceğiz. Yükselir mi? Atmaca. Aa. Çok net gördüm yüzünü. İnşallah kamerayı alabilmişimdir. Çok alçak tanışıyor. Böyle tangır tungur tangır tungur bir yoldan gittiğimize bakmayın. Bir sürü ev var etrafta. Ama başka yol yok. Evet, ulaşım yolu olarak burası var. Şu taraf bayağı mahalle. Daha bayağı lüks villalar falan var ya. Yani. Böyle dağın başında gibi gözüküyor olabiliriz belki ama aslında pek çok yerleşim var. Ben yanımızda bir villa daha var mesela. Ama yolu yok. Evet. Oraya dönmek için... Şuraya bağlanacağım. Nasıl bağlanacağım? Çok enteresan bir dönüş. Şuradan geçsen yok. Şeymiş ama. Şurada bir çukur varmış. Yani oradaki o çukurlu yerden geçmektense burası daha mantıklı gibi gözüküyor. Aslında öbür tarafta ama. Oradan dönemiyoruz. Bir de künç var. Evet evet, şey. Boşluk orada var ya. Orada bağlanma şansımız yok oradan. Zaten buradan pek çok araç geçmiş gibi teker izleri var. Arizona çöllerinde dolaşıyormuşuz gibi bir görüntü var şu anda kamerada. Renkler öyle gözüküyor direkt. Sarı toprak. Sapsarı otlar. Evet. Evet, internet kontrolü yaptık. Şu anda hala çekiyor internet. Burası Kırklareli'ne aslında çok uzak değil. Kırklareli merkezden 7 kilometre uzaktayız sadece. Evet. Yani öyle çok 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 da dışarıya çıkmadık. Kırklareli baraj göletinde bir yer bulmaya çalışıyoruz kendimize. Tepelerde, mepelerde bir şeyler bulacağız inşallah. Çok azimliyiz bu konuda. Evet.
jandarma ya da polis gelip ne yapıyorsunuz siz burada ya, ne işiniz var demediği sürece. Şu tozun hepsi camdan içeri girdi. Arkamızdan esen rüzgarla kendi tozumuzu da boğulduk. Ah, çok güzel bir yer gördüm. Ve oraya arabayla gidiş var. Şu kayaların olduğu yer. Hadi bakalım. Şu kayaların olduğu yere de gidiş var. O tarafa gidemiyorum. Kapalı. Kapı çekmiş oraya. Evet. Niye kapı çekiyorsunuz ki oraya ya? Selim. Bilemedim. Direkt kapı var yolun sonunda. Bu yolda bir kapıya çıktı. Onun hemen yanından iniliyor aslında, evet, oraya. Ama tel örgülerin içinde kalmış yol. Adam demiş ki burası benim arsam. Gelmen kuzum. Sol tarafı deneyeceğiz. Yalnız bu rüzgarda ne yapacağız? Yarın çok eğlenceli olacak. Ne yapacağız bu rüzgarda? Camın benim de inşallah çok büyük bir iniş yoktur. Yok, buraya kadar burası. Şu yol gidiyor da orasında... O yol, yol değil artık. Çıkışı çok sıkıntılı olur. Çok şey... Su yarıkları var. Tam rüzgarı yakalayacak bunu. Şu önümüzdeki otlardan göstereyim. Baksana ağaçlara, ağaçlara. Yakalıyor ortalık dışarıda. Şu yol o kadar bozuk olmasaydı... Ve çıkarken çok zorlar oluyor. Yok. Öf. Manzara çok güzel. O bizim tozumuz da temizleniyor olabilir ha. Öf, hayır, yer bak. Suratıma geldi. Yerden kalkıp dönüyor. Başım. Aklınızda olsun. Rüzgarın ters istikametindeki camı açarsanız bütün toz, toprak suratınıza ve üzerinize gelir. Gördüğünüz gibi Gülden şu an suratına gelen tozları temizlemek demiş. Ya peh. Peh. Gerçekten o kadar çok esiyor ki. Fırtına var. Geliyor bu tarafa. Geliyor, doğru. Yani o yolda inemeyiz kesinlikle. Orası yol değil çünkü. Çok fazla yarık var. Ben şu yandan inen yol ama çok fazla, dediği gibi su yarığı var. Sonrası çok düzgün gözüküyor orası ama orası çok kötü. Ya o da fark etmiyor. Nereye gidecektik? Hemen şuradaki kayanın yani, oraya, evet, gidecektik. Evet. Yani çok o kadar ilerlemeye gerek yok. Bence bulunduğumuz konuda çok güzel panoramik bir manzaraya sahip. Evet. Çekemedim camı açıp. Tolga zor çıktı dışarıya. Oho. Benim hiç çıkmak gibi bir niyetim yok şu anda. Alan çok güzel ama, evet, bu rüzgar çok fena. Nasıl yerleşeceğiz, nasıl duracağız hiç bilmiyorum. Sen bilirsin. Cam. Cam var burada. Orada cam var, evet. Cam. Anladım. Komple cam her yer tabii. Azalmış. Şuradaki camları birazcık alayım. Ha. Teker sıkıntı yaşamasın. Tamam. Çok esiyor. Farkındayız. Hava durumuna bak. Şu anda diyor ki 12-28 kilometre saat rüzgar. Aha. 6'da 7'de şimşekli yağmur, çok bulutlu diyor aslında. Tamam. Ama yarın fırtınalı parçalı bulut diyor. Ha, durmayalım diyorsun burada. Yağmur başladı bile. Atıyoruz ya da toz düştü, bilmiyorum. O yani zaman saat topraktan 6, kaçalım. 6 ve 7'de yağmur, yarın da fırtınalı yağmur diyor. Bu rüzgar bu fırtınayla beraber devam ederse böyle sallana sallana mahvolur karavanda. Bakayım dedim de rüzgar hızı ne olacak, ne bitecek diye. Yani bilemedim. O zaman yer çok güzel ama
Bu sallantı eğer fırtına... Kafayı o tarafa vereceğim ama sallantı olur, çok etraf çok açık. Hatırlıyorsun Ayvalık'ta. Evet. O zaman içeri gireceğiz. Biz içeri kaçacağız mecburen. Tamam. Geliyorum içeri. Uğraşma. Çektim. Senin rüzgar şiddetine bakayım. Böyle bir anda başladı ya, belki şey yapar falan diye şeyde hava durumunda az gösteriyor aslına bakarsan. Hmm. Yani 12-28. Şu rüzgar hiç... Şu riske girmiyor. Evet, çok sağ. Bir de gece çoğalırsa hepten bir yarın da devam edecek olması aslında. Evet. Nasıl döneyim, nasıl bakayım? Ben bakmadım hiç ya, yağmur. Benim de sen şey yaparken aklıma geldi. Yani bu yoldan oradan çıkışımız sıkıntı olur. Komple lacivert olan yer bulut. Yani yağmur yağar, çıkmamız gerekirse hareket edemeyiz. Hem toprağın durumunu bilmiyoruz. Toprak ne hale gelir yağmur yağınca? Ya bazı çağa dönüşürse zaten kalırız burada direkt. O Karaburun'daki gibi bir balçık söz konusu olursa ya, çok hareket etmemiz olası değil o bir zaman. Bir de zaten çok hazırlıklı değiliz. Hemen hareket edeceğiz diye, ertesi gün muayeneye gideceğiz diye çok erzak alışveriş de yapmadık. Bu kadar da mafiş. Evet. Aa, kısmet değilmiş ama yer çok güzelmiş ya. Birazcık yollarını yapsalar var ya, çok güzel noktalar var. Şey gibi değil, hiç baraj gibi değil. Sanki doğal bir oluşum gibi. O kayalar evet, falan evet, çok farklı gözüküyor. Çok güzel görseli var. Belki muayeneden sonra tekrar deneyebiliriz farklı bir yerini barajın. Belki denenebilir. O zaman bakalım ne yapacağız. Şu toprak yoldan bir uzaklaşalım. Her yere gidebiliriz şu anda. Etrafımızda komple bulutlar kapladı bu arada. Şimdi kaçtığımız bulutu gösteriyorum hemen. O arkada. Ama önümüz de kapandı iyice. Dört bir yandan sarıldık. Evet ya, şehir değiştirdik alt tarafı. Ne? Tamam, hani yağmur yağdırırız gittiğimiz şehre de, Karadeniz hariç. Karadeniz'de hiç denk gelmedik. Evet. Ama fırtınalarda kopartmayız yani genelde. Şehir merkezine doğru ana yola çıkmak üzereyiz. Ama şarjımız bitiyor. Bakalım biraz sonra nerede olacağız? Hiç bilemiyorum. Acaba bir sonraki yerden mi çıksaydım ya? Buradan dönüş yok gibi sanki ama şurada okulun oradan vardı dönüş. Merhaba. Şarjımız diyorum, bitiyor diyorum. Evet evet, gittiğimiz yerde hemen halledeceğiz şimdi şarjı. %3 kapanıyor, bay bay. Evet, baraj. Yeniden merhaba. Merhaba. Baraj tepelerinde dolaştıktan sonra baktık başka çare yok. Mecburen Kırklareli'nin içine geldik. Kırklareli'nin bir kısmını dolaştık. Ama asla konaklayacak yer bulamadık. Evet. Yani... Çünkü iç taraflar çok sıkışık yerleşimler. Eski küçük evlerin olduğu yerler. Hastane tarafı var. Orada Roman arkadaşlar çok fazla varlar. Evet. Sokaklara... İşte bilirsiniz onların yaşam şeklini. O tarafta asla konaklanacak bir yer yok. Boş araziler var sadece. Merkezde otopark var bir tane görebildiğimiz. Evet. Ya belediye otoparkı var. Evet. Sadece orada konaklayabilirsiniz. Ama o da çok küçük bir yer. Yani bizimki gibi bir araç için çok uygun bir yer değil. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bir gün kalmamız gerekiyor. Evet. O yüzden belediye otoparkında da iki gün boyunca kalmak çok mantıklı gelmedi bize. Evet. Çok güzel bir ev varmış arkada ya. Neyse. Çok enteresan evler var. Efsane güzel evler var. Tarihi Kırklareli diye işaretli bir bölge var. Oralardan geçtik dolaştık. Kameramızın şarjı bittiği için o anları çekemedik ama şimdi o taraftan geçeceğiz. Hareket etmeye karar verdik. Çünkü iki gün burada oyalanamayacağımızı fark ettik. Evet. O yüzden daha ileriye muayene yerimizi değiştirerek ileriye doğru devam ediyoruz. Kırklareli'yi göstereyim şimdi size. O eski evler, şeyler çok güzeldi. Parkın oradan geçecek miyiz şu andaki rotamız? Hayır. Geçmeyeceğiz. Ya böyle sanki bir şehir merkezi değil de daha çok kasabanın merkezi gibi. İlçe merkezi gibi. Evet. Ya Mudanya'nın içinde geziyormuşuz gibi şu anda. Evet. Bursa Mudanya gibi. Hızır Bey bedesteniymiş karşısı. Evet.
Oo, ağaca evler yapmışlar. Kuşlar için ne güzel yapmışlar. Ne desem bilemedim, ağaç evler mi, ağaca ev. Ha işte o park burası. Ha senin bahsettiğin park. Evet. Anıtın olduğu park. Evet. Bu da konak noktası olarak baktık şu parka da. Ama çok şey yani, yok. Sokak arasında park etmen gerekiyor parkın yanına. Evet. Çok yerleşim yani, şehir merkezinde olduğu için çok dar sokaklar. Gaziantep'teki park gibi bir yer bulabilseydik, evet, kalmayı planlıyorduk ama bulamadık, çok araştırdık. Yaklaşık 3 saattir falan harita bakıyoruz herhalde işte, evet, kamera dolana kadar bayağı uğraştık ama. Bir şey şeysi, eski ev. Kırklareli Müzesi'ymiş. Kırklareli Etnografya Müzesi gibi içi daha fazla. Evet. Burada bu arada Kırklareli Müzesi, Atatürk evi, Atatürk'ün Selanik'teki evinin aynı benzerini yapmışlar. Mersin taş ucunda gezdiğimiz evin birebir aynısı. Hayır. Bir de Ali Rıza Bey Kültür Merkezi diye bir yer var. O da çok güzel, eski bir evden dönüştürülmüş. Evet. Video çekemedik, kameranın şarjı olmadığı için o bölümde. Şimdi Kırklareli Merkez'den ayrılıyoruz. Kırklareli sınırlarında olur muyuz, olmaz mıyız bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Olamayacağız gibi gözüküyor. Her şey olabilir. Her yere gidebiliriz. Yan taraf sanayi galiba. Evet. İki tane sanayisi var. Biri şehir içinde, biri de şehrin dışına almışlar yeni sanayi. Şehrin dışındakini haritada görmüştüm. Kavşaktan dönene yol veririz. Bize verirler mi? Bize verirler mi? Hayır. Yeşil yandı. O İstanbul'a yönüne gidiyoruz. Yoksa İstanbul'a mı gidiyoruz muayene yaptırmaya Can Bey? Yakalandım. Ama gerçekten yakalandın mı? Acaba? Algalansan ne şafaklar gibi ey şanlı hilal. Evet, gece yolculuğuna hazır mıyız? Evet, çok şeyimiz yok gerçi. Yarım saatlik bir yolumuz var. Yarım saat mi? Evet, evet. O kadar yakın mıymış ya? Yani işte 45-50 kilometrelik bir şey. Next Shop'tan yolculuk modunu aldın. Evet, onda ihtiyaç molasına çıkartamadık. Uygun değildi burası. İşte burada bir Alman plakalı Türk bir karavancıyla denk geldik. Orayı çekmedim ben. Neresi olduğundan da bahsetmiştim. Evet, şey, Opet'teydik. Benzin istasyonundaydık. Evet. Benzin alırken bir karavancıyla denk geldik. Amca sağ olsun bizi bırakmadı. Gidemeyeceğiz zannettim bir ara. Bayağı. Hatta pompanın önünden ayrılamadık yani, öyle bırakmadık. Evet, çok güzel bir Kırklareli adayımız var. Sığdıramadım. Telefonla bir yandan da fotoğraf çekeyim dedim ama çok yakın geldi. Ya Kırklareli güzel bir yer olabilir. Belki biz yanlış yerinden girdik ve yanlış yerlerinde dolandık ama evet, bizde bıraktığı izlenim şu Kırklareli'nin sıkışık bir yerleşim. Evet, yani o işte bizim açımızdan, karavan açısından daha doğrusu, evet, aslında söyleyelim. Çünkü bizim karavanla konaklamamız gerekiyor mutlaka bir yerde. Ona uygun bir park alanı göremedik. Şimdi bu sefer başaracağım. Direkt kenara çekilir misin? Az daha sağa kay. Biraz daha sağa kaydık. Çıktım hala. Şu anda Kırklareli'nin tam göbeğinden geçiyoruz aslında. Millet Bahçesi, evet. Haritada, evet, gördük biz buraları ama. İncelediğimiz yerlerden bir tanesi de bu. Dubi'ye bak, Dubi'ye. Of, yemiş yemiş, of, şişmiş. Of, of, maşallah. Bir köpüş vardı. Max'e şişman diyoruz ya, Max onun yanında tığ. Evet, o kadar. O kadar. Evet ya yani öyle. Evet, sana dönelim. Şimdi o yüzden Kırklareli'nde konaklayamıyoruz. Çünkü ekstra bir gün daha kalmamız gerekecek. O ekstra bir gün sıkıntı. Gece konaklamak için hiç problem değil. Herhangi bir petrol istasyonuna durun. Zaten petrol istasyonları aynı zamanda dinlenme yerleri. Evet. Kimse size bir şey demez. Dinlenin orada. Ama bizim artı bir günümüz daha olduğu için petrol ayrıca istasyonunda... Ayrıca yanımızda Max olduğu için. Evet, iki gün konaklayamayız. Ve bizim önceliğimiz her zaman Max'in rahatlığı. O yüzden ekstra kilometre yapıyoruz çoğu zaman. Yürüyorum.
gün ağarmaya başlamıştı diyecektim ama ağarmak sabah oluyordu değil mi? Evet. Evet, hava kararmaya başladı. Tolga'nın size söylemek istediği bir şey var. Evet. Oradan nasıl görünüyorum? Çok kırmızı görünüyorum sarı ışıktan dolayı. Biraz önce Gülden'e bir şey söyledim. Gülden kahkahayı bastı. Dur bir dakika, bunu mutlaka çekmem lazım dedi. O yüzden bir daha tekrar ediyorum. Koskoca Karadeniz kıyı şeridinden sonrasında İğneada, Beğendik ve Kırklareli'de dahil olmak üzere yaklaşık 1800 kilometre sonra arabayı ilk defa 6. vites attım. Az önce Tolga diyor ki arabayı ilk defa 6. vites attım dedi. Algılayamadım. İşte 1800 kilometre sonra falan deyince düştü benim jeton. Ama böyle vitesi değiştirirken vitese bakıyordu direkt. Büyük bir özlem giderme gibi. 6 yerinde mi diye hiç kullanmadım kaç aydır hiç. Kullanacak yol nasip olmadı ki. Ya. Yani böyle bir anıyı da sizinle paylaşmış oldum arkadaşlar. O zaman yola devam. Ya kameradan ne kadar aydınlık gözüküyor. Halbuki ışık karanlık. Odaklıyor ya. Herhalde o yüzden aslında bayağı. Şu anda hava karanlık. Neyse biraz daha kararsın göstereceğim. Ta 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 tam. Gece buradayız. Evet. Videonun başında hep Azim'le çok güzel yerler bulduğumuzdan bahsetmiştim. Hatırlarsınız. Bu sefer bulamadık. Bu gece tırcı arkadaşlarla beraber, evet, bir yeşillik alan, bir dinlenme tesisi ilerisi. Onun otoparkında dinleneceğiz. Yarın gündüz gözüyle güzel bir konak noktası bulmayı ümit ediyoruz inşallah. O zaman yarın görüşürüz. Bu arada Edirne'deyiz. Hepinize günaydın. Uyanamayanlar bir. Bir de yatağa veda edemeyenler iki. Evet, uyandım ama. Ama uyanık. Uyanık. Biz ne yapıyoruz hemen söylüyorum. Biz de videomuzu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü dün bütün gün yolda olunca halledemedim. Uğraşamadım. Sadece optimizasyonunu hallettim. Şimdi de videonun editlemesini bitirmek üzereyim. Video editi bittikten sonra da tekrardan gün içinde artık ne yapacaksak, burada mıyız bugün? Çünkü bu akşam video var. Devam mı edeceğiz? Ve yağmur başladı, ufak ufak gök gürlüyor. Hava kapattı. Evet, camlara yağmur atmış. Evet. Kalacak mıyız bilmiyorum ki, bakmadık ki. Buraya gelince burada kaldık. Bakarız önümüzde yer var mı yok mu? Var var, önümüzde güzel yerler var. Buradan sonrası zaten Edirne. Edirne'ye girmeden önce yaklaşık 8-10 kilometremiz falan var. Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisindeyiz. Gece göstermiştim, sabah da ufak bir göstereyim. Evet, şöyle bir alan. Kamyonlar ve tırlarla birlikte. Şu tarafta binek araçlar için bir alan. Evet, şimdi biz biraz kendimize gelelim, kahvaltı yapalım, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Max. Bakışlara bak ya. Hasta oluyorum şöyle baktığında. Kulağı da kıvrık kalmış kuzumun. Sıra geri dönüş sağlayıp sadece bulduğu güncellenmesiyle alakalı destek olmaya çalışacaklar. Tamamdır, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Günler. Muayene randevusu alamıyoruz. Evet ya, aklınızda olsun. Birkaç kez muayene randevusu alıp iptal edip alıp iptal ederseniz SMS hakkınız doluyor. Sonrasında da böyle çağrı merkeziyle takribi yarım saattir falan bir sohbet halindeyiz. 6-7 müşteri temsilcisiyle birlikte konuştuk. Evet. Ve yine çözülemedi. Şimdi onlar beni arayacaklar bakalım. Hadi hayırlısı. Dikkatli olun muayene randevusu alırken. Neyse ki bir gün var arada. Bugün olsaydı acayip stres olurdu. Evet, Allah'tan. Sıkıntı olmuşum. Bugün değil mi? Hayır hayır, yarın 22'si. Bugün ayın 21'i. Tamamdır, yarın gelen bir
söylediniz. Pardon, 6 ve çevirme merkezi onaylandı. 17'ye kadar sistemi alalım. Bir bakın. Son gelen mesajım. Tamam. Bir saniye bakayım. Türk. 22.08 Edirne Merkez 16.45 güncellenmiştir. Tamam, çok tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler, sağ olun. Ve kapattık. Ne kadar hızlı aradılar. Çok hızlı aradılar ya, şaştım. O kadar cebelleşmeden sonra biraz beklerler diye düşündüm ama çok hızlı gerçekleşti. Hatta şey düşündüm, dün akşam iptal edelim, yeniden uğraşalım diye konuşmuştuk ya. Evet. İyi ki akşam uğraşmamışız diye düşünmüştüm. Evet. Gece hiç çözülmezdi çünkü. Çözemezdik gece. Mesai saatlerine kaldı. Neyse, hallettik. Yarın muayenemiz var. Bugün biraz önce yağmur yağdı. Etraf tamamen sırılsıklam. O yüzden iyi süspansiyonu sökemeyeceğiz. Burada kalmaya karar verdik bu arada. Evet, burada kalacağız. Sadece bir konum değiştireceğiz. Çünkü burası tırların manevra yaptığı bir alan. Ne onları riske atalım, ne kendimiz riske düşelim. Ufak bir manevra değişikliği yapıyoruz ve birazdan tekrar yanınıza geliyoruz. Minik karpuzumuza bakın. Evet, bu kadar. Evciler köyünden bir çoban abimizin, çoban değildi pardon, o evet, tarlasına gidiyordu. Tarlasına gidiyoruz. Doğru. Karpuz tarlası sahibi abi. Kelek çıkmadı. Şans işi bunlar. Çok yalnız tatlıdır falan demiş karpuz ama. Karpuz olmuş, çatır çatır çatlıyor. Evet. Kessene, niye yalıyorsun? Bozdun hep. Hep bozuk bozuk oldu. Uf, çok güzel kokuyor. Tam bizim dolaba göre bir karpuz. Evet, minik karpuz. Onu kesip yiyemiyorum ya, dolaba atalım. Tadına bakmak ister misin? Oo, sıfır çekerek. Tabii ki. Dediği kadar var mıymış? Hı hı. Ama demişti karpuzun tatlı diye. Şu gidik. Hoppa. Şu hazırlıklara başlamış. Şıngır mıngır sesler geliyor dışarıdan. Evet. Hazırlıklar, son gaz, tamam. Şimdi bir adet 16, bir adet 13 anahtara ihtiyacımız var. Onları ayarladık. Geri kalan fazlalıkları kaldırdık. Durdurabilirsin kaydı istersen. Hayır, ben kahveyi dökünce sen hemen çekiyorsun. Döktü, döktü. Ya. Evet, ama neyse ki çabuk toparladım. Şimdi çalışma eldivenleri, takılacak olan takozlarımız, normal şartlarda tüyden kalmaması gereken bir sistem. Bunun vidalı çıktığı yere giren bir sistem, sizin sürüş dinamiğinizi olumsuz yönde kesinlikle etkilemiyor. Ve kesinlikle teknik bir müdahale değil aslında. Bu sadece bir iyileştirme. Ama tüy bunu onaylamıyor. Air süspansiyon... Yanlış anlaşılmasın, bunu değil. Evet, bunu onaylıyor. Bunda sıkıntı yok. Air süspansiyonu onaylamıyor. Ben bir ilavede bulunmak istiyorum. Evet. Air süspansiyonu onaylamıyor ama bunlar orijinal malzemeler, bunları istiyor. Ya da diyor ki bunlar yoksa da geçiririm diyor. Tabii öyle. Bunlar olmasa bile geçiriyor aslında. Saçma kısmı bu bence. Aynen öyle. Tabii şeyi de hatırlatalım tekrar. TS onay belgesi ile birlikte ruhsata işletirseniz air süspansiyonu da onaylıyor artık. Evet evet, TSE'den işletirseniz, ruhsata işletirseniz zaten sıkıntı yok. Hani böyle söküp takla uğraşmıyorsunuz ama zaten söküp takması yarım saat. Bir de o biz yollardayken bu durumla uğraşamadık tabii haliyle. Evet. Ya belki Bursa'ya döndüğümüzde işletebiliriz. Belki işletmeyiz. Tamamen çünkü, duygusal. Çünkü tamamen duygusal. Değişik bir ambulans geçti. BG. İtalyan ambulans geldi aşkım. Niye buraya girdin ki? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi ön ve arka tekerlekleri, ön tekerlekleri sabitledim. Toz koydum. Hı hı. Altlarına. Tek taraflı mı kaldıracağım? Tek taraflı kaldırayım dedim. Geçen sefer ortadan yapmıştık galiba.
Evet, ortadan yaptım ama bu sefer dedim ortadan yapmayayım. Tek taraftan yapayım. Rahat rahat. Çocuk nerede? Öne doğruymuş. Zaten eğer süspansiyonu indireceğiz. Sadece kontrol amaçlı şu anda bu yaptığım işlem. Bir sıkıntı var mı yok mu? Onu kontrol ediyoruz. Evet, şimdi kontrollerimizi yaptık. Buradan kaldıracağız. Şimdi eğer süspansiyonları indirelim. Ondan sonra başlayalım ufak ufak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazırlık aşamasında vidaların kolay çıkması için vidayı kık sıkacağız vidalara. Toplamda bu alttan 4 tane vida, üstten de 2 tane vida sokacağız. Süspansiyon boşa çıktı bile. Evet, neşter. Bu arada saat 2.35. Son kaç dakikada sıkıp takacağız elinlerini. Bu ikinci söküşümüz bunları. Evet. Şu vidalar normalde daha kısaları da var. Bunları da kısabilirdik aslında şu bölgeden. Evet. Şu kısımdan. O yüzden bizim işimizi biraz uzatıyor. Bunlar daha kısa olmuş olsa hemen iki döndürmede zaten çıkacak. Bizim işimiz tek uzatan şunların uzunluğu. Bir de normal anahtarla yapıyor olmak. Evet. Şimdi bunu ikinci vidayı da çıkardık. Lamayı alıyorsunuz, kenarı koyuyorsunuz ve bu taraf bitiyor. Aynı işlemi toplamda bu tarafı ve diğer iki taraf için de gerçekleştireceksiniz. 3 defa daha tekrarladığımızda süspansiyon dışarıda. Şimdi ikinci unsur şuradaki vidalar sökecek. Bir tane bu tarafta var, bir tane de diğer tarafta var. Buraları çıkardık. Gördüğünüz gibi mekanizmanın şu kısımları boşa çıktı. Vidaları burada topladık. İkinci aşama bu üstteki vidaları açmak. Oo. Bu mikrofon mıknatıslıymış. Şimdi onu fark ettim. Neymiş? Mıknatıslı. Evet, vidaya yapıştı az önce. Sana yakın koyayım derken altı vidaya yapıştı. Evet, şimdi mıknatıslı olduğunu fark ettim. O yüzden mikrofonu oraya yerleştirdim. Şimdi alttaki malzemeyi de söktüğümüze göre şu arkadaşı... Kafanı çok yukarı kaldırmaman lazım. Kapatıyorsun görüntüyü. Şu tarafa doğru alıyoruz. Evet. Böyle atıyoruz. Atıyoruz böyle. Bu kadar. Malzememiz bu. Takozu vereyim mi? Ver, göstereyim arkadaşlara hazır ekran buradayken. Buyurun. Şimdi gördünüz bunun kenarda şurada bir plaka var. Bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor. Daha biraz daha göstereyim. Bakın şu plaka şuradaki vida bu arkadaşın çıktığı yere giriyor. Yani donanımı etkileyecek aslında hiçbir şey yok. Şimdi tabii ki şu plakayı da sökeceğiz. Hemen hazırlığımızı yapalım. Bunu da çıkarttık. Bak, o plaka buradan çıkıyor. Şimdi şöyle tek elle yapmaya çalışayım. Arkada işten kaytaranlar var. Arkada işten kaytaranlar var. Evet. Bu buraya giriyor. Buraya girebilmesi için bir tık daha kaldırmamız lazım. Şuna bir iki basabilir misin tatlım? Geliyorum. Oha, basamadım. Hayır, basamıyorum. Olmadı. Aa, niye basamadım? Şu arkadaş şuraya yerleştiriyoruz. Burada bir çırak bayıldı. Oh, çıraklardan biri bayılmış, hemen müdahale etmeliyiz. Ambulans çağırın. Çırak bayıldı. Çırak bayıldı. Çırak, ne yapıyorsun öyle çırak? Çırak, kendine gel. Sen bize lazımsın çırak. Pis. Kendine gel. Şimdi bunu bu şekilde çevirerek montajını gerçekleştiriyorsunuz.
Bütün olay bu. Tek taraf bitti galiba. Tek taraf bitti. Hemen saate bakıyorum kaç dakika olmuş. Bütün olayımız bu arkadaşlar. Bu takos araçlarımız yüklü olduğu için, karavan dönüşümü olduğu için bu takos çok fazla işe yaramıyor. Yani size yolda konfor sunmuyor. Kaç dakika olmuş? 23. 23 dakika. Ama oyalandık, çıktın tekrar geri girdin. Tamam, tabii 20 dakika. Çıklar var, çekim için beklemeler, evet, var. Ortalama vidalarınız da kısa olursa 10 dakikada bir tarafı söküp diğer tarafı da 10 dakika söktüğünüzde 20 dakikada bütün işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sırada diğer taraf var. Tolga çalışırken diğerlerinin hali. Çok eğleniyoruz biz burada, çok eğleniyoruz. Kontrollü şekilde krikomuzu indiriyoruz ve oradaki şeyin halini görün. Evet, gördüğünüz üzere körük basıldı bile. Ve yayımız düz bir hat oldu. Şu anda arkada hiçbir şekilde amortisörünüz yok. Süspansiyonunuz yok. Eğil süspansiyonun en büyük avantajı, buradaki süspansiyonu şişirdiğinizde yay eski formuna geri dönüyor. Ve doğal olarak hem sürüş dinamiğiniz artıyor hem de ciddi anlamda güven ve konfor sağlamış oluyor size. Bu yüzden bütün karavancılara tavsiye ediyorum. Bakın, reklam değil bu. Şiddetle tavsiye. Çok memnun kalacaksınız. Ben de size şunları göstereyim. Bu orijinal takos. Ducato'larda ve bu tip araçlarda bulunan kauçuk malzemeden. Şurası takılıyor zaten yukarıya doğru. Asıl malzeme bu. Biz onun yerine air süspansiyonla bunları takmıştık. Üst piyakası, bağlantı aparatları ve asıl hava körüğü. Şu anda bayağı tozlu tabii. Geçtiğimiz, buraya gelirken geçtiğimiz tozlu yollar sağ olsun. Ve bu süspansiyon 2 yılı doldurduk. 2 yıl ve 30 bin kilometre yapmışız. Dün baktık. Gayet sağlam hala daha. Ve neredeyse 2 günde bir kullanıyoruz aslında konakladığımız yere göre. 2 yıl 30 bin kilometre olmayabilir. Türkiye kıyı sınır şeridine çıktığımız zaman taktık. Evet. 2 yıl 15-13 bin kilometre, 30 bin total yaptım. Total miydi o? Ben şey, turda sıfırladığın kilometre sandım 30 bini. O zaman 15 bin, düzeltiyorum. Türkiye turuna çıkmadan önce, Tolga'nın dediği gibi duyulmamıştır belki. Türkiye turuna çıkmadan önce takmıştık air süspansiyonlarımızı. Hala gayet sağlamlar. Sadece tozlular birazcık. Çift körüğü var böyle. Körüklerde deformasyon yok. Yok yok. Özellikle açtım yanlarına bakıyorum ben de bir yandan. Dediğim gibi çok sık kullandık bir de yani. Ama inanılmaz konfor sağlıyor. Özellikle konaklama kısmında. Zaten sürüşte çok fark oluyor. Şimdi bu takozlarla kısa mesafe gideceğiz. Muhtemelen de muayeneden hemen sonra tekrar değiştireceğiz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Air süspansiyonlarla ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız kanalımızda karavan yapım videolarının en sonunda air süspansiyonun tanıtımı ve montaj videosu var. İlk videolardan izleyebilirsiniz. İlk montajını ben yapmıştım. Şurada bir hava şeyi var. Bunu açıyorsunuz. Burada hava hortumu buraya giriyor. Ama bunu böyle sökmeye kalkarsanız çok zor. Biz geçen sene bayağı zorlandık ama kolay yolunu bulduk. Yanma çok sıcak. Tamam. Sıcak su. Böyle biraz döküyorsunuz bu tarafa. Hayır. Alt taraf ıslandı. Neyse, yapacak bir şey yok. Şey yaparız. Koluna geliyor, dikkat edin. Yaptık. Şöyle biraz döküyorsunuz. O onu gevşetiyor. Gevşettikten sonra da çok rahat çıkıyor. Bakın. Evet, kolayca çıktı. Geçen sefer ne cebelleşmiştik onu sökebilmek için. İnanılmaz cebelleşmiştik geçen sefer. Sıcak su plastiği hemen gevşetiyor. Evet. Bu da bitti. Bu son parça. Vidayı da at üstüne. Tamam. Evet. Şimdi tam takım. Evet. Şimdi bu Onair süspansiyonun patentli bir ürünü. Next. O yüzden
bilgi vereyim dedim. Bu körüklere minimum 7 PSI, maksimum 72 PSI basabiliyorsunuz. Kaçırdın. Max'in burnuna kadar geldi kedi, görmedi tamam mı şuraya? Ha. Sonra Max'i gördüğü gibi ağaca tırmandı. Yarıda durdu böyle, baktı Max gelmiyor. Durdu böyle, sonra indi aşağıya. Manyak. Evet. Şöyle bir alanda tamirat, tadilat. Tam zamanlı karavan hayatı çoğu zaman bunları gerektiriyor sevgili dostlar. İş yapmaya çekinmezseniz, üşenmezseniz. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Yoksa gider sanayiye söktürebilirsiniz de. Tabii canım, bunu herhangi bir lastikçiye de gitseniz söküyorlar. Evet. Ya da ben uğraşamam öyle sanayi manayi derseniz, biraz para verirsiniz, ruhsata işletirsiniz. Ondan sonra hiç problem yaşamadan devam edersiniz. Sökmeye gerek kalmaz öyle olunca. Aynen öyle. Ama sadece biz... konforuyla hareket edersiniz. Son birkaç dönüş daha. Ve burası tamam. Ben de buradaki parçaları topluyorum. Vidalar, uçlar kaybolmasın. Tamam. Muayeneye hazırız. Muayeneye hazırız. Şimdi muayeneye gitme vakti. Önce egzoz muayenesi, oradan sonra normal genel muayene. Hadi o zaman. Hep beraber. Max nerede? Bu çocuk ne yapıyor orada ya? Geç bakalım. Gel yani. Bakalım buraya. Gel yukarı hadi. Aferin. Hoş geldin. Aferin sana. Edirne pehlivanları. Ha? Edirne pehlivanları. Evet. Kavşak içindekilere yol veriyorlar. Burası medeni bir şehir. Ama aynı zamanda çok sıcak bir şehir. Çok sıcak, evet ya. Yazın en sıcak gününe denk geldik ya, 37 derece. Bizim için bu yazın en sıcak günü bugün. 37 dereceyi gördük ilk defa. Bugüne kadar sadece 32 derecelere kadar çıkmıştı hava sıcaklığı bulunduğumuz yerlerde. Gerçekten çok sıcak bir günün temuvalini. Allah'tan nem %22. Evet. Hani nefes alınabilir seviyede sıcaklık. Nem %50'nin üzerinde olsaydı muhtemelen şu anda acildeydik. Max ve Gülden için. Yani çok sıcak bir esinti var ama yani nefes almaya engel değil neyse ki, işte dediğim gibi nem yok. Evet. Yapacak bir şey yok. Çok böyle sıcak de bir güne denk geldik. Geçtiğimiz yıl muayene günü de yine aşırı sıcak bir gündü. Evet, 38 ya dereceydi Isparta'da. Şansımıza bugün de öyle. Egzoz muayenesi için sanayiye geldik. Birkaç dükkan ötede bir egzoz muayenesi yapan servis var. Servisi bulacağız. Muayenemizi yaptırıp tüy istasyonuna doğru devam edeceğiz. Egzozcuyu bulduk. Egzozcuyu bulduk ama oraya nasıl park edeceğiz? Yan taraftaki araba çok sıkıntılı. Evet. Dar bir sokakta. Karşıdaki arabalar yüzünden. Selamlar için. Hocam egzoz muayenem var ama. Evet. Sıramıza girmeden önce ödememizi yaptık galiba. Yok, daha yapmadık. Yapmadık mı? Ne kadarmış? 256 lira. 256 lira. Geçen yıl 110 küsür lira mı, 120 küsür lira mı ne ödemiştik? Öyle bir şeydi valla. Dışarıda mı yapacaklar bizim? Aha, şurada yandı. Evet, egzoz muayenesine geldik. Sanayi günlükleri vol bilmem kaç. Dairesine ilk ödememizi yaptık. Şimdi İkinci vergi dairesine gidip diğer ödememizi ve kontrollerimizi gerçekleştirelim. O zaman şimdiki hedef muayene istasyonu. Muayene istasyonu TÜVTÜRK. Taksiden sonra sağ serbest. Tarihi Edirne Garı. Tarihi midir bilmiyorum. Tam ben diyecektim, tarihi mi? Tarihidir. Eskiden beri var. Evet. Ben askere giderken trenle gittim askere. Ya. Evet, Kütahya'ydı ilk
acemi birliğim. Daha 20 sene öncesi. Kütahya'ya trenle gittim. İkinci usta birliği denilen yerde Kilis'ti. Kilis'e de trenle gittim ve trenle geri döndüm ya. Kilis'ten. Efsane güzel bir deneyimdi. Ben hiç trene binmedim. Aa. Evet. Çok güzel bir deneyimdi. Acayip güzeldi. Luna Park'lardaki oyuncak trenler hariç hiçbirine binmedim. Bineriz bir gün. Oo bak. Gördün mü ara sözü? Gördüm. Ortadaki çok iyiymiş. Of, ne güzel karavan olur ondan ha. Evet. Elinde böyle fazla ara söz ola. Fazla ara sözünüz var mı? Hani hurdaya atmak isteyip de kıyamaya. Varsa biz hediye kabul ederiz. Türk araç muayene istasyonu. 1 saat 45 dakika erken geldik. Evet. Ama geç gelip sıramızı kaybetmektense, olası bir aksilik durumunda stres yaşamaktansa erken gelmek her zaman iyidir. Evet. Şimdi içerisi ayrı bir kalabalık. Evet. Şahsı da ayrı bir kalabalık. Ayrı bence bir olduğumuz kalabalık. Yerde sağa yanaşsan. Şöyle çok güzel bahçeli bir ev varmış. Şey gibi fotoğraf diyorum ya, çocukken şeylerde, resim derslerinde şey çizersin ya. Hı-hı. Resim çizersin ve tek katlı. Çatılı. Kola dolduruyorum. Evet, çok sıcak. Çok sıcak, çok. Yanıyor her yer. Buzdolabı bile dıştan nasıl ısınmış? Öne çektim. 38 derece ya. Evet. Allah'tan biraz esiyor ama sen rüzgar da şey sıcak. Evet. Büyük bekleyiş devam ediyordu. Az kaldı az. 16.30, 15 dakika geçecek sonra sıramız oradan? Geliyor. Oraya mı vereyim? Yok, buradan erişirim ben bence. Çubuk. Çubukla çabuk. Erişirim. Böyle tuzlu. Oh. Bekliyoruz. Beklemeye devam. Ha bakalım. Şimdi bir sürü tır vardı ya az önce. Kasalı evet. Olanlar da vardı. Bu kasasız gelmiş. Kasasız bu... gelmiş daha mantıklı değil mi? Ama belki kasayı muayene ettiriyor. He. Doğru. Devamlı yolda olmanın bir diğer iyi tarafı mı dersiniz, kötü tarafı mı dersiniz bilemiyorum. Mesela bir önceki muayenede Isparta'daydık. Ondan önceki muayenede Bursa'daydık şansa. Isparta bu arada gerçekten yine bugünkü gibi çok sıcaktı orası da. Evet. Aynı havaya denk geldik. Şimdiki muayenede Edirne'deyiz. Edirne merkez. Evet. 40'lara niyetlendik. Edirne'ye denk geldik. Evet. Bursa haricinde diğer şehirlerde yani iki defa girdik. İlçeleri tercih etmiyoruz. Genelde merkezleri tercih ediyoruz. Çünkü ilçeler bazen bazı şeylere kıllık çıkartabiliyor ya da daha önce deneyimlemediği bir araç olduğu için sıkıntı yaratabiliyor. Mesela bunların el fren testi, tambur testine girmemesi gerekiyor. Evet. Dışarıda gözle muayene yapılması lazım. İkinci vites kalkış testi yapılması lazım. Ama birçok yer bunu bilmiyor. Bakalım burası ne yapacak? Merakla bekliyorum. Şundan kaynaklı, bu araçlar yüklü olduğu için, karavan dönüşümde yüklü olduğu için kullanım kitapçığında diyor ki el frenini 9 ya da 10. tıka kadar kaldırın ibaresi var. Ama tambur fren testinde bunu yapmıyorlar. 5-6 diş çekiyorlar. 5-6 dişte bu karavanların el frenleri tutmuyor. Ne kadar frenciye de gitseniz, ayar da yaptırsanız boş. Evet, tambur bir de hareket ederken durdurmaya çalıştıkları için yüklü evet. Sistemde zarar verebileceği düşünüldüğü için zaten tambur testine girmemeli diye söylüyorlar. Evet. Çünkü bu araç tamamen durduktan sonra hareket etmemesi gerekir. Yüklü pozisyonda hareket halindeyken durması gerekmiyor bunların. Otomobil değil bunlar. El freniyle durmak gibi bir gaflete düşmemek lazım zaten yani. Yolda da bir tehlike anında da bence. Isparta merkez biliyordu bunu. Evet, Isparta merkez biliyordu. Bursa'daki istasyonlarda bunu yaptıramadık. Ha, Balıkesir'e girmiştik hatırlıyorum. Balıkesir'de, Bursa'da değil. Balıkesir'de de. Balıkesir'de evet. Girdik. Balıkesir'de tambur testine sokmadıkları için bizi muayeneden kalmıştık ilk muayenemizde. Evet. Muayeneden kalmak da çok problem değil aslında. Hı. Bir ay süre veriyorlar. Bu süre zarfında Türkiye'nin herhangi bir yerinde
tekrar muayeneye girebiliyorsunuz sorun neyse onu halledip. Muayene istasyonuna karavanla gelmenin de bir avantajı böyle evde. Biz evimizi muayene ettiriyoruz. Kapı manzarası yaptın mı? Ay yapmadım durun. durun. Hemen bir klasik kapı manzarası yapalım. Bugünün kapı manzarası. Çürçürk. Kamyonlar, küçük araçlar, minibüsler, tırlar. Herkes kuzu kuzu sırasını bekliyor. Gidenlerin yerine yeniler geliyor hemen. Çocuk da hazır bekliyor çubuk yemek için. Burada şurayı da araladık. Burada aküler var. Bari oraya da birazcık hava girsin. Kamera çok yamuk kalmış ya. Evet. Tüh. Nasıl yaptım ben böyle bir şeyi? Durmayın. Koltuğun öyle açık olmasının sebebi de MPPT 40 derece sıcaklığın üzerine çıkarsa ya da 50 derece miydi ya? Hatırlamıyorum ki kaç. Bir numaralı kanalda sırayı lütfen anladım sadece. Çok hızlı konuşuyor. Biz. Aha bizi çağırıyorlar. Çok. Yan kapıyı kapat önce. Vay erken çağırdılar. Erken çağırdılar ya. Evet erken çağırdılar da 15 dakika var. Bir numaralı sıraya lütfen. Biz burada kalıp tam binince şok edelim mi? Ben değil de Max'e şok olur eminim atlarsa önüne. Gerçi sıraya aldı daha değil mi? İçeri tabii daha sırada önümüzde 3-4-5 tane araç var. Evet tamam kolalarımızı rahat rahat içebiliriz o zaman. Sıraya lütfen. Az kalsın dökecektim kolaları ya. Dökme sakın. Dökmedim. Neyse ben de şuradan katılayım biraz sohbete. Buyurun. Geliyorum yan tarafa geçeceğim. Tamamdır. Geç öyle vereyim. Dökülmesin. Heyecan yaptırdı ya. Evet ya. Anlamadık da ne dediğini. Bu arada muayene istasyonunun içi ne kadar kısa. Hemen karşıya geçecek. Şu ağacın gölgesi esiyor. Dışarı hemen çıkan. Şurada arkada. Tamam biz dışarı çıkalım. Oh, sen kolalını içmişsin bile. Hadi dışarı çıkalım. Ravan geldi. Tolga da geldi. Geldi mi belge? Belge vermiyorlar artık da kağıttan tasarruf etmek için ruhsatı alıyoruz geri. Kaldı. Nasıl kaldı? Pembe saçlı araç. Ya. Cümlemi de kuramadım. Pembe demen yetti zaten. geçti. Sıkıntı yok. Nasıl kaldı diyorum ben de ya. Vallahi. Geçtik. Bir karavan Türk muayene macerası daha olumlu sonuçlandı. Çok komik ya. Dışarıda herkes şey gibi böyle doğumhane kapısında bekliyormuş gibi bekliyor. Eller kollar ayrı oynuyor. Bir sigaralar içiliyor. Şimdi dışarı çıkartayım. Bir ileri bir geri yürüyorlar. Bir doğumhane kapısı, iki tüy kapısı vallahi arkadaşlar. Öyle. Bunun başka şeyi yok yani. Şurada dışarı çıkayım orada sohbet edelim. Tamam. Muayene için hazırladığımız şu emniyet kemerlerini yerlerine yönlendirelim. Ben Max'e mama vereyim bu arada. Max'in mama saati gelmişti. Tamam. Sen orayı İlk yardım ayırma. Çantasıyla tüpü de yerine yerleştireyim. Evet, şimdi bir 365 gün rahatız. Çok şükür. Yangın tüpü yerine. İlk yardım çantası yerine. Tam yerleştireyim. Max'cim acıktın mı? Sıcakta. Yoksa sen de bizim gibi istemiyormuşsun bir şey. Al bakalım tuzu. O kadar sıcak ki terlikler vıcık vıcık. Evet ya ses çıkıyor terliklerden yine. Bence muayeneyi biz birkaç ay önce falan şey yapalım yaza getirmeyelim. Yaz zor oluyor. Ağustos'ta yapmayalım değil mi ya? Her seferinde bir ay sarkıtalım ya da muayeneden kalalım Eylül'e falan sarkıtalım. Bilerek kalalım. Bak bir sene kalalım, Eylül olsun. Bir sene daha kalalım, Ekim olsun. Bence çok güzel. Ben sana daha vahim bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşlar var, bizim de tanıdıklarımız kendileri aynı zamanda. Yani kulaktan dolma bilgi değil, birebir alınan bilgiler. Husisi olarak muayenede kalıyor. Evet. Bir ay sonraya son güne gidiyor. Bir yıl sonra da aynı şeyi yapıyor. Yani yılda onun hesabına göre 13 ayda bir muayeneye giriyor. E tabii.
Ama çok riskli. İkinci sefer muayeneden kaldığında ya başka bir şey çıkarsa ikinciye tekrara gittiğinde. İşte. Bu sefer muayene parası ödeyeceksin bir kez. Tekrara gittiğinde ne bileyim arka stop. Basit şeylerle. Arka stopun ampulünü söküyor. Evet. Basit şeylerle kalıyor. Gel kızım. Gelmek için yukarı. Hatta. Oh gömdü bile mamayı. Şunu da kaldırayım. Aferin kuzum. Hayret bana yer bırakmışsın Max. Çok şaşkınım şu anda. Evet çünkü hemen inecek aşağıya. Oh, evet çok oh, şükür. Bir şunu da boynundan şuraya koymak istiyorum. Ben de şöyle koyayım yavaşça. Tüylü tüylü. Mikrofonlar bizi kokoş yaptı birazcık. Evet. Ama rüzgarda inanılmaz işe yarıyor o tüyler maalesef. Evet. Ya bir de şey dış seslere karşı da rüzgar haricinde de bir şey sağlıyor sanırım. O yüzden tüylü tüylü kullanıyoruz genelde. Evet. Evet. Bir muayene maceramızın daha sonuna geldik. Evet. Muayenemiz bitti. Şimdi muayene için söktüğümüz air süspansiyonları takacağız. Onları takmak şimdi için takmayacağız uygun. Tabii şu an hemen şu an takmayacağız. Çünkü gerçekten çok sıcak. Onu yapacak bir takadım yok. Bakalım bir sonraki videoda hallederiz onları. Edirne'ye evet, evet. Giriş yaptık böylece. Hızlıca bir giriş yaptık. Kırklareli'nde muayeneyi halledemeyeceğimizi düşündüğümüz için. Evet. Edirne'de kalacak güzel bir yerler bakacağız. Daha ona bile bakmadık. Evet daha nerede konaklayacağımıza evet, bakmadık. İlk hedefimiz direkt şeydi çünkü buraya gelmekti. Hiç bakmadık bile. Şimdi bir yerler araştıralım da akşam olmadan gidelim yerleşelim yavaş yavaş biz. Evet evet. Siz de kendinize iyi bakın. Evet. Bir sonraki Edirne macerası videomuzda görüşmek üzere diyeceğiz. Çünkü Edirne'de gezeceğimiz çok fazla yer var. Evet, Edirne merkezde özellikle çok fazla yer var ama merkezde kalabilecek yer bulabilecek miyiz? Bulursak gezebiliriz. Bulamazsak sahillere doğru devam ederiz. Yani iki alternatif evet, var şu anda önümüzde. Bakacağız. Bakacağız bakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yandı kuzu yandı. Hadi gidelim. Hazır topla her şey. Ah kuzum. Hık hık diyeceğine su iç. Su iç hık hık diyeceğine.